Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Kral'dan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Bitcoin hesabı nasıl açılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine video çekimlerimize devam edeceğiz. Android cihazımız halen hasarlı olduğundan dolayı Android üzerine çekimlerimizi yapamıyoruz arkadaşlar. Ama bilgisayarla veya internet üzerinden yapabileceğiniz tüm işlemleri bilmeyen arkadaşlar için de yine aktarmaya çalışacağız. Bu videomuzda dediğimiz gibi Bitcoin nedir, ne işe yarar, nasıl hesap açılır onu göstereceğiz. Birçok kişi de o Bitcoin işine hani girmek istiyor ama teknik bilgilerden uzak olduğundan dolayı nasıl açılacak, ne yapılacak, neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunların bilgisi olmadığı için uzak duruyor, soğuk duruyor arkadaşlar. Ben de hem internetten para kazanma çatısı altında hem de internet üzerinden işte Bitcoin hesabı nasıl açılır ya da Bitcoin cüzdanı nasıl alınır onu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin hesabı diye bir şey yok, onu söyleyelim. Bitcoin cüzdanı hizmeti veren bazı adresler var, firmalar var. Firmalar demeyelim de adresler ve siteler var arkadaşlar. Çünkü bu hani adres dediğim zaman şu şekilde kafada canlandırabilirsiniz, bir web sitesi gibi değil. Bitcoin hesabı iOS'ta, iPhone'da, işte iPad cihazınızda, Android telefonunuzda, Android tabletinizde, Bitbox'ta, ondan sonra bilgisayarda, Linux'ta, Mac'te, Windows'ta sizler için işte diyelim ki bir depolama alanı, nasıl Google Drive veya Yandex gibi bir depolama alanı veya Mega'nın Scenic dosyasını bilgisayarınıza kuruyorsunuz ya, bunun gibi bir işlem sağlayan bir cüzdan arkadaşlar. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor, cüzdanı internet bağlantısı olmayan bir cihaza kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekir. Çünkü hani Bitcoin bu. Sonuçta bir Bitcoin neredeyse 14.000 TL civarında para var arkadaşlar içerisinde. İnternet bağlantınız varsa ve işte diyelim ki hani uzaktan birisi bağlantı kurar, kötü amaçlı, bu herhangi bir kişisel kişi değil, bir hacker grubu da olabilir bu işlerle uğraşan kişiler. Bitcoin cüzdanınıza erişir ve içerisindeki Bitcoin'leri alır arkadaşlar. Bundan dolayı da şunu söyleyelim, İnternet bağlantısı olmayan cihazlar deneyin. Benim hani internet bağlantım, şöyle söyleyeyim, bir elinizde bir cihazınız var, internet bağlantısı da olması gereken bir cihaz ise bunu da iPhone veya iPad'e yüklemeye çalışın arkadaşlar. Ama jailbreaksiz, sistemi kırılmamış bir cihaz olması gerek. Yani Android cihazlarda rootsuz olacak, iOS cihazlarda da jailbreak kesinlikle olmayacak. Olursa uzaktan erişimle Bitcoin cüzdanınıza erişip içerisindeki Bitcoin paralarınızı çekebilirler arkadaşlar. Yani kısacası hacklenebilirsiniz. Ondan dolayı da Android'de denemeyin ama iOS'ta, yani iPhone veya iPad cihazınızda bir Bitcoin cüzdanı açabilirsiniz. Şimdi Bitcoin nasıl açılır? Onu Bitcoin'i hani İnternete yazdığınız zaman, Bitcoin hesabı aç dediğiniz zaman bitcoin.org diye bir site var. İlk başlarda çıkar size. Cüzdanınızı seçin de. Şimdi ben size buradan hem cihazımı, tabletimi yapayım mı? Tablet değil de ben web üzerinden de göstereyim. Burada arkadaşlar bitcoin.org sitesine geldiğiniz zaman size birçok seçenek sunuyor. Burada bakın, al wallet diyor, yani bütün cüzdanlar diyor, veya işte masa üstüne uygun cüzdanlar, bu neymiş, bu donanım, mobil web donanım dediği şey, Bitbox var, yeni çıktı, bu şeylerde görmüşsünüzdür reklamlarda, bir USB şeklinde, hatta bunu USB'ye de, akıllı bir USB'niz varsa buna da yükleyebilirsiniz. Mobil cihazlar var, telefon, tablet, burada web üzerinden var. Web üzerindekiler şu anda çok hizmet vermiyor arkadaşlar. Hani şuraya baktığınız zaman işte Bitcoin Core, Bitcoin Knots, Bitgo, BTC.com, Joinspec, Copay, Edge, Grain, Address, Ledger, Nano S, M-Signa, Mycelium, Airbits, Arsbit, Simple, Bitcoin, Trezor, Harmony, Bitcoin Wallet, Bither, Keep Key,
Green Beat Electrum Digital Beatbox. Bu Digital Beatbox. Beatbox dediğiniz bu arkadaşlar. Bir de BRC var. BRD pardon. Digital Beatbox zaten kilitli. Burada gördüğünüz gibi bu bir cihaz. Yani bu webde veya işte telefonunuza takabileceğiniz bir şey değil. Bilgisayara takabilirsiniz ama USB bir cihaz. Ve kesinlikle işte 128 bit ve 256 bit üzerine şifrelemeyi kendi yapıyor. Yani bir internet bağlantısı olan bir bilgisayara taksanız bile bunun içerisine sızmak imkansız arkadaşlar. Bunu da reklamlarda falan görmüşsünüzdür demiştik. Şimdi bu kadar cüzdan var. Peki bu kadar cüzdan niye var? Onu da söyleyelim. Şimdi bu Windows'ta, Mac'te ve Linux'ta size hizmet veriyor. Bu da aynı Windows, Mac ve Linux. Bu sadece web üzerinde veriyor. Bu iOS'ta, Android'te ve web'te veriyor arkadaşlar. Yani iOS telefonunuz, iPhone, iPad, iPod veya Android telefon veya tablet, bir de web üzerinden. Web'de bu gördüğünüz web tarayıcısı üzerinden. Buradaki Android, iOS, Windows ve yine web üzerinden Android, iOS, Windows pardon, bu Windows değil, Windows Phone, yani Windows telefonlar, web, bu da yine Windows telefon, Windows, Mac, Linux. Yani şurada şunu söyleyeyim arkadaşlar, benim sadece tabletim var. Tablette iPad tablet. Şimdi burada mesela benim 935. Tabii böyle bir sorun hepinizde olmayabilir. Şimdi 935'e buradakilerin hepsini ben denedim. Sadece şu veriyor. Green adres diye bir cüzdan veriyor arkadaşlar. Bitcoin cüzdanı. Ben bunu da yine sizler için birazdan göstereceğim. Cihazı takacağım. Ekranı yansıtacağım. Yansıttıktan sonra hatta ben App Store'a da gireceğiz arkadaşlar beraber. App Store'dan da indireceğiz. İndirdikten sonra yapmamız gerekenler neler, onları da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir gelelim. Yani tamam, ben burada Bitcoin hesabı açacağım diyorsunuz ama burada birçok hizmet veren farklı farklı uygulamalar var, doğrudur. Peki Bitcoin hesabını nasıl açacağım diye soracak olursanız öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Buradaki Bitcoin cüzdanları sizin alacağınız cihazda uyumlu mu değil mi, onu bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben biraz araştırdım arkadaşlar. Benimki 935 ya, tamam. Hadi sadece iOS 935 için o eski bir cihaz. Benimki 10, 11, 12, 13 diyorsanız buradakilerin hepsi sizin cihazınızda uygundur. Tabi iOS hizmeti veren cüzdanlar için. Mesela şurada iOS var. Bakalım başka, bunda iOS var. Bunda iOS var. Burada iOS var, iOS var, iOS var. Android cihazınız varsa yine son sürüm güncellediyseniz burada Android, Android simgelerini zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada Android var. Başka evet, burada Android var. Android sadece işte Simple Bitcoin sadece Android cihazlara hizmet veriyormuş. Bir de Greenbits var. Bu da yine sadece Android cihazlara. KeepK'de yine aynı Bitbox gibi hizmet veren bir hard var. Yani donanım cihazı arkadaşlar. Şimdi şurayı da hani buraya kadar geldik. Hesabı nasıl açacağız? Hesap çok basit arkadaşlar. Şimdi burada bir tane hizmeti seçin. Seçtikten sonra size yönlendirme yapacak. Yönlendirmeleri nasıl yapacağız? Onu da ben tablet üzerinden göstermeye başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yine ekrana dönüş yaptık. Buradan da cihazımı bağladım ben. Şimdi cihaz üzerinden sadece dediğimiz gibi şuraya bakalım istiyorsanız. Tekrardan. Burada ne vardı? Green adres vardı. Tabi benimki 935. Tabi siz yine buradaki iOS hizmetinde, yani iOS sistemleri için cüzdan hizmeti veren diğer isimleri, adları, adresleri de seçebilirsiniz. Ben bu şekilde belirtiyorum. Ya da Bitcoin cüzdan hizmeti veren diğer uygulamaları da seçebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Şimdi buradan benimki hangisiydi? Burada gördüğünüz gibi Green Bitcoins var. Pardon, Green Address Bitcoins hizmeti. Şimdi bunu açacağım ben. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi benim bir tane var. Var olanı girmeyeceğim. Burada Create New Wallet diyor gördüğünüz gibi. Yani yeni bir tane cüzdan oluştur diyor. Oluşturalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki yazıyı, hani ben Green Bit
pardon, green adres üzerinden. Şimdi ben green adres üzerinden açacağım. Bakalım doğru mu? Green adres. Green adres üzerinden bir Bitcoin cüzdan açacağız. Hesap demeyelim biz bunu, cüzdan. Şimdi green adrese geldiğimiz zaman bu 9.3.5 sürümüne kadar, yani en düşük iOS 9.3.5, bilmiyorum 8'de 7'de var mı bilmiyorum ama 9.3.5 sürümü için var arkadaşlar ve 9.3.5'ten sonraki tüm sürümler için de var. Hatta biz yeniden bir daha bakalım burada ne veriyor. iOS, yani iPhone veya iPad, iPod, Windows bilgisayarlar, Mac bilgisayarlar ve Linux bilgisayarlar arkadaşlar. Ama Android için vermiyor. Onu söyleyelim. Hani Android cihazı, ya benim Android cihazım var, green adres Android cihazlar için hizmet vermiyor, ben ne yapacağım diyecek olursanız arkadaşlar, ha, oradaki yönlendirmeler de yine bunlar neredeyse birbirine benziyor yönlendirmeler. Onları da anlatacağım sizlere. Şimdi bu şekilde bir ekran geldi. Burada Step of Biro, Biro 3. Yani sizde 3 tane adımla hesabı açtıracak. Tamam. Şimdi şuradaki şeyi print screen yapacağız. Ben ekrandan yaptığım için, normalde tablette yaparken de print screen yapıyorum. Göbek, pardon, ana ekran tuşu ve güç düğmesine bastığım zaman ekran resmi alıyorum. Çünkü önemli. Niye önemli? İşte diyelim ki Yellow Toilet are Beyond Gallery. Mesela Beyond'dan sonra hangi kelime, sözcük geliyor? Onu yaz diyecek bana. Bakıyorum burada Beyond'dan sonra galeri geliyor. Ama bu kadar yazıyı aklınızda tutmanız imkansız. Bunu ben print screen yapıyorum. Şuraya geldim ben. Şuradan Ctrl V dedim. Buradaki aynı resmi Paint üzerine yapıştırdım arkadaşlar. Normalde ana ekranın bir print screen, yani ekran resmini aldık. Tamam, güzel. Burada yapmamız gereken şey, şurada bir tick var. Tick'i işaretleyeceğiz. Tick'i işaretledikten sonra continue diyoruz. Evet, burada şimdi bize daha önceki ekran resmini aldığımız yerde neler vardı onlara bir şey yapalım. Beyond'dan sonra ne vardı? Galeri vardı değil mi? Şuraya galeri yazacağız. Doğru mu yazıyoruz? Evet. Şimdi pen'den sonra ne geliyordu? Şuraya bakalım. Pen, Pigeon diye bir şey var. Pigeon, tamam. Şimdi K'den sonra ne varmış? Pigeon, Ken, Fly var. Kick'ten sonra ne varmış? Kick, Speak. Speak dedikten sonra Verify diye bir sağ tarafta yeşil var. Ona basıyoruz. Şimdi bizden mail adresi var. Ben bu Bitcoin cüzdanımı bir sahte bir mail adresi üzerine açacağım arkadaşlar. Bunu da videoyu ilk izleyen kişi buradaki mail adresini alır, değiştirir. Ona kalmış bir şey. Bedavadan Bitcoin cüzdan olacak. Şimdi yine Google'a dönüş yapıyoruz. Burada ben yok maili kullanmıştım. Buradaki mail adresimi kopyalıyorum. Ctrl C. Şimdi buradan da, evet, buradan nasıl yapacağız? Yapamayız. Ben de düşünüyorum nasıl yapacağım acaba diye. Enable diyoruz. Şimdi mail kodu var. Bir email kodu, yani verdiğimiz mail adresine bir şey gelecek. Şuradan yenileyelim şunu. Burada green adresten bir tane şey geldi burada arkadaşlar. Şimdi şifremiz bu. Your code for confirming it is 799-993 enable diyoruz. Invalid code. Tabii ki invalid. 779 diyecektim ben. 3993
e-mail enable, yani e-mail aktifleştirildi diyor. Şuradan tabii siz de göremiyorsunuz, kusura bakmayın yine. Bu şekilde tamam dedik. Continue diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane cihazınıza uygun, hani cihazınız için bir pin numarası girmeniz gerekiyor. Yani işte 1, 2, 3, 4, 5 gibisinde. İşte ben mesela 7, 7, 8, 8 diyeceğim. Şunu aşağı indir. Pin set diyoruz. Şu anda bizim Bitcoin hesabımız oluştu arkadaşlar. Şimdi Bitcoin hesabım oluştu da ben bir Bitcoin adresimi nereye işte yollayacağım. Mesela burada show QR kodu, yani kare kodunu göster diyor. Kare kodunu ne yaparsınız? Siz kendi web sitenizde veya sosyal alanlarda veya düzenlediğiniz videonun sonunda bu kodları yerleştirerek diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Altına da samimi bir not düşebilirsiniz. İşte bize bir çay ısmarlayın, bir kahve ısmarlayın gibisinden. Bu kod üzerinden, Bitcoin üzerinden cüzdanınıza bağış alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin URI diyor burada. Show URI and address. Yani Bitcoin adresinizi göster diyor. Bu Bitcoin adresinizi göster dediğin zaman çok uzun böyle MD5 tarzında bir şifreleme tarzında uzun bir yazı çıkacak karşınıza. Bu sizin Bitcoin adresiniz olacak. Cüzdan adresiniz. Ha, bunu nereye girersiniz? Mesela ilerleyen günlerde şey yapacağız. TurboBit üzerinden nasıl para kazanılır adlı bir videomuz olacak. Şimdi orada da Bitcoin cüzdanı eklemeniz gerekecek. Tabii PayPal da var ama PayPal yerine Bitcoin hesabı kullanmak isterseniz diye biz de TurboBit'te nasıl para kazanılır videosu için bir altyapı videosu oluşturalım dedik. Bu videoda da bir Bitcoin cüzdanı nasıl oluşturulur onu göstermek istedik arkadaşlar. Şimdiki show URI and address diyoruz. Buradaki adresi göster diyoruz. Şimdi adresimiz bu bizim. Gördüğünüz gibi Bitcoin URI adresimiz var. Bu da normal adresiniz. Şimdi bunu bu şekilde paylaşabilirsiniz. Veya bu şekilde de paylaşabilirsiniz. Buradaki hesaba işte karşı taraf size Bitcoin üzerinden para gönderecekse bu hesap üzerinden, bu numara üzerinden size gönderiyor. Aynı normal bankanın verdiği IBAN gibi düşünün siz bunu. Mesela işte Bitcoin, şuradaki Bitcoin yazısı TR, Türkiye'de TR misali düşünün. Normalde bu sizin IBAN'ınız. Bitcoin ise TR, işte TR002448 gibisinden. Bunu istediğiniz herhangi bir yerde paylaşabilirsiniz. Bu sizin sadece IBAN'ınız arkadaşlar. Yani buradan kalkıp da sizin hesabınızı kimse hackleyemez. Bu sadece para yatırmak amaçlı kullanılan bir adres. Şimdi bir de bunun kare kodu var. Kare kodunu da gösterdiğiniz zaman bu şekilde bir kare kodu görünüyor. Ve yine onu da paylaşabiliyorsunuz. O daha kolay erişim sağlanıyor. Yani millet alıyor telefonunu, kare kodunu çekiyor, size parayı gönderiyor. Bu kadar adresi girecek tek tek. İşte alacak, kopyalayacak, yapıştıracak o zahmete girmez arkadaşlar. Onun için de paylaşacaksanız kare kodu paylaşın. Dedikten sonra bu şekilde cüzdan oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Videoda eksik veya hatalı anlatımlarımız varsa özür dileriz. Varsa da arkadaşlar belirtin. Takıldığınız, anlamadığınız bir yer varsa yine video altına yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla, daha fazla, daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.